Hünkârım. Emriniz üzere Yeniçeri Ocağı'nda tahkikat yaptım. Haramiler kimmiş Kemakeş? Öğrenebildin mi? Henüz tespit edememişler. Hünkârım, ben esnafı da dolaştım. Tabii kimse isimlerini bilmiyor. Bu mevzu hafife almaya gelmez. Gözünüzü kulağınızı dört açın. Başka? Başka hünkârım. Kösem sultanımız. Yeniçerilerin dertleriyle alakadar olmuşlar. Ocakta para dağıtılmış. Alışıldığı üzere validen benden habersiz hareket etmeye başlamış. Hünkârım, sultanımız belli ki vaziyetten endişe duymuşlar. Kendilerince bir tedbir almak istemişler. Tedbir? Yeniçeri'ye para dağıtmak mı tedbir? Nazide buna mecbur kalmış olabilir, lakin ben o devri kapattım. Herkes hakkına razı gelecek. Daha fazlasına göz koyan tahtıma göz koymuş demektir. Neden gelmiş aslanım? Malumatım yok sultanım. Az evvel geldiler. Tamam, bizi yalnız bırakın. Gelin benim. Devletlim hoş geldin. Asıl siz hoş geldiniz Valide. Bitti mi işleriniz? Vakfa uğradım. Atike ile Geverhan da benimle geldi. Farya da öyle. Ahalinin dertlerini dinledim. Malumun üzere gereken şeyler yapıldı. Hala. Valide Sultan olarak bu işlerle meşgul olacaksınız elbet. Lakin her şeyin bir hududu var. Öyle. Değil mi? Validem, siz ne hakla, hangi sıfatla Yeniçeri Ocağı'na müdahale edersiniz? Ağalara para dağıtırsınız. Oğlum ben zinhar... Sakın. İnkar edeyim demeyin. Kemankeş'a bizzat öğrenmiş. Bizzat kendi gelip malumat verdi bana. Şimdi izahat verin. İzahatım olacak yani. Yeniçerilerin sesi gürdür. Sipahilere benzemez. Bir bakmışsın çığlık olmuş yankılanıyor payitahtta. Ben ihtiyaten isyan çıkarmasınlar diye önlem almak için yaptım. İhtiyaten isyan çıkarmasınlar diye. Ben dururken tedbir almak size mi düştü? Her seferinde validem yapmaz diyorum. Her seferinde yapmayacağınızı hayal ediyorum. Ve fakat her seferinde beni sükutu hayale uğratıyorsunuz.
yazık ki benim artık size inancım kalmadı. Ne yapsaydım? Senin felakete sürüklenişini mi izleseydim? Hala anlamadınız değil mi? Asıl felaket benim. İrademi sorgulayan herkesin felaketi benim. Ağlar. Hünkaroğlu'nun gözünde bambaşka bir şey vardı bugün. Öfkeden, nefretten perde inmişti gözüne sanki. O perdenin ardından bakıyordu her şey. Hünkârımız evvelden beri öfkelidir sultanım. Lakin zaman geçince diner. İnşallah. Nasıl öğrenmişler peki sultanım? Halil Paşa o kadar tedbirli davranmıştı halbuki. Kemalkeş söylemiş. Sultan. Neden çağırdığınızı biliyorum. Yeniçeri meselesini hünkârımıza anlattığım için. İnanın bana. Bu en çok kemankeş kulunuzu yaraladı. Bağışlayın. Lakin ben böyle bir vaziyeti hünkârımızdan saklayamazdım. Ziyanı yok, ben alışkınım böyle şeylere. Kim bilir kaç kışım, kaç baharım geçti bu sarayda. Acı keder bir yana, çok mutlu zamanlarım oldu. Dostlarım oldu mesela. Bana sadık insanlar oldu. Sevdiklerim oldu. Çoğunu kendi ellerimle toprağa verdim. Hepsine selam olsun, ruhu şad olsun. Biliyor musun kemankeş? Bazen ölmek birine güvenmekten daha kolay. O kadar zor ki etrafında sadık birini bulmak. Yıllar sonra ilk defa birine güvendim. Canıma yoldaşsaydım. Tıpkı yitirdiklerim gibi. Yanılmışım, sen onlardan biri değilmişsin.